Merhabalar. Bir Ses, Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. Kanalımızda sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Siz de itirafınızı ya da başınızdan geçen hikayelerinizi seslendirmemizi istiyorsanız, videonun açıklama kısmındaki mail adresinden veya Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. İtirafımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sözü daha fazla uzatmadan hadi itirafımıza geçelim. Merhaba Hakan Bey. Nasıl denk geldi bilmiyorum ama sizin kanalınızdan bir iki itiraf videosu dinledikten sonra hayatımdaki bu sırrı hiç tanımadığım insanlara anlatmak istedim. Tanımadığım insanların hikayemi dinlemesini düşünmek biraz garip hissettiriyor. Ama yine de kendimi iyi hissedeceğime eminim. Benim adım Aslı. 38 yaşında, Türk standartlarında güzel denilebilecek güzellikte, bir yıllık evli bir tıp doktoruyum. Eşim ise benden 2 yaş küçük, sempatik ve yakışıklı bir avukat. Eşimle neredeyse 2 yıldır tanışıyoruz ve geçen yaz evlendik. İnanılmaz derecede eşime aşığım. Eşim de bana aynı duyguları beslediğini söylüyor. Kesinlikle inanıyorum. Çünkü bana karşı çok nazik ve sevecen. 2 yıl önce eşimle tanıştığımızdan beri birlikte inanılmaz güzel vakit geçiriyoruz. Çok eğlenceli bir adam. Aslında ona aşık olmamın altında da sanırım bu eğlenceli ruh hali ve karakteri yatıyor. Ben bir bayana göre geç sayılabilecek bir yaşta, yani 36 yaşında evlendim. Üniversitedir, uzmanlık sınavıdır, doğu tayinidir derken zaman nasıl geçti gitti tabii ki anlayamadım. Uzman doktor olmak uzun ve meşakkatli bir yolculuk. Sürekli çalışma temposuyla neredeyse hayatımın yarısı bitti gitti. İşte bu sıkıcı ve yoğun hayatımda eşim bana bir nefes gibi oldu. Eşimle ne zaman dışarı çıksak kafasından küçük küçük oyunlar uydurur, ben de ona eşlik ederim. İnanılmaz eğleniriz. Örnek veriyorum. Restoranda yemek yerken mesela karşı masadaki çiftin mesleklerini, evli mi yoksa sevgililer mi gibi özelliklerini tahmin etmeye çalışırız. Ve herkes tahminini bir kağıda yazar. Sonra kağıtları açarız ve neden bu tahmini yaptığımız konusunda mantıklı bir açıklama yapmaya çalışırız. Belki bazı insanlara saçma gelebilir. Ama dedim ya, oyun. O an biz çok eğleniyoruz. Geçen yaz İstanbul'da harika bir düğün ile evlendik. Ve düğünden 2 gün sonra balayı için bir haftalığına Bodrum'da bir otele gittik. Çok güzel bir oteldi. Eşim bana hayatım balayımızı yıllarca hatırlayalım diye bu oteli seçtim. Nasıl, beğendin mi diye sorduğumda çok beğendiğimi söyledim. Gerçekten de çok kaliteli bir oteldi. Sabahları erken kalkıyoruz. Sahilde bir yürüyüş yaptıktan sonra kahvaltıya geçiyoruz. Kahvaltıdan sonra neredeyse akşama kadar sahildeyiz. O kadar çok eğlenceliydi ki balayımız hiç bitsin istemedim. Evet, yıllarca çalışmıştım. Belki geç yaşta evlendim. Belki hayatımın yarısı geçip gitti. Ama hayatımın erkeğini buldum diyordum. Daha önce Bodrum'da çok tatil yapmıştım. Ama bu otele hiç gelmemiştim. Daha doğrusu görmüştüm ama fiyatı aşırı yüksekti. Dikkatimi çeken şuydu. Otelde neredeyse Türk müşteri yoktu. Geneli İngiliz ve Alman. Bundan da cesaret alarak biz küçük oyunlarımızı oynamaya devam ediyorduk. Bu sefer tahminlerimizi yüksek sesle söylüyorduk. Çünkü garsonlardan başka bizi anlayacak insan yoktu çevremizde. Tabii ki buna biraz da bütün gün sahilde aldığımız alkolün etkisi de vardı. Kocam sahildeki bir çifti işaret ederek bana bunlar sence İngiliz mi yoksa Alman mı dedi. Ben de İngiliz, baksana uzun boylu ve zarifler dedim. Eşim de bana dönerek bence Almanlar dedi. Baksana erkek ne kadar iri. O esnada eşim ayağa kalkarak İngilizce olarak çifte selam verdi. Çift de dönerek selam verdi. Ben de yanına gittim ve direkt çiftle konuşmaya başladı eşim. Eşim ile bahse girdik. İngiliz mi yoksa Alman mı olduğunuza dair dedi. Çift de İngiliz olduklarını ama eşinin Alman asıllı olduğunu söyledi.
O zaman yarı Alman, yarı İngiliz sayılırsınız diye eşim espri yaptı. Ve tekrar selamlayarak yanlarından uzaklaştık. Eşim bana tebrik ederim hayatım. Sen kazandın dedi. Kazanan kişinin bir şey isteme hakkı vardı. Ben de beni kucağına alarak odamıza çıkar dedim. Dediğimi yaptı. Odamıza çıktık. Akşama kadar uyumuşum. Saat 11 civarı dinlenmiş bir şekilde uyandık. Eşim bana hadi hayatım otelin diskosuna gidelim bu gece dedi. Ben de olur dedim. Hazırlanarak diskoya indik. Normalde otel diskolarında insanlar biraz daha rahat kıyafetler giyer. Ama bu otelin diskosu resmen resmi bir davet gibiydi. Herkes inanılmaz şıktı. Neredeyse bütün kadınlar mini etek ya da mini elbise, yüksek topuklu ayakkabı ve full makyajlıydı. Erkekler de bir o kadar özenli. Biz dans etmeye ve eğlenmeye başladık. Alkolü biraz hızlı tüketiyorduk. Özellikle eşim bir ara başım dönmeye başladı dedi. Biraz oturalım dedim. Oturunca piste dans edenlerden gözümüze bir çift takıldı. Sabahki Alman mı yoksa İngiliz mi diye tahminde bulunduğumuz çift. Onlar da bizi görünce selam verip el salladılar. Eşim bana dönerek bence bu adam senden çok hoşlandı dedi. Ben de gülerek saçmalama hayatım dedim. Yok yok senden çok hoşlandı. Baksana sana bakışlarına dedi. Ben de ne alaka hayatım sabah tanıştık bizi tanıdılar ya ondandır dedim. Alkollüydüm ama kocamın kıskanç olduğunu biliyordum. O yüzden geçiştirmek istedim. Sonra eşim çifte el salladı ve yanımıza davet etti. Yanımıza gelip oturdular. Onlar da aşırı alkollüydü. Bir ara adamın karısı konuşurken neredeyse kocamın üzerine yıkılacaktı. O kadar lavalı olmaya başladı. Üzerinde kısacık bir elbise vardı. Alkollü olmama rağmen elbisenin içine iç çamaşırı giymediğini fark ettim. Ve eşimin fark etmesini istercesine şakalaşırken bacaklarını açıyordu. Eşim sanki görsün ister gibi. Neredeyse sabah olmak üzereydi. Hepimiz aşırı alkollüydük. Yavaşça odamıza çıkarken İngiliz çift odalarında bir şeyler içmek için bizi davet etti. Eşim de kabul etti. İnanılır gibi değil. Odalarına girdiğimizde çift direkt ana falladım. Eşim bana dönerek gülümsedi. Hadi sen de aralarına katıl. Seni izlemek istiyorum dedi. Ben de saçmalama dedim. Ama aşırı alkollüydüm. O an karşı koymak istemedim. Koyamadım ya da. İşte ben o çiftle beraber oldum. Eşim de bizi izledi. Uyuyakalmışız. Uyandığımda aklım başıma geldi. Eşimi uyandırdım. Ve odamıza geçtim. Kocamın yüzüne utancımdan bakamıyordum. Ellerini yanaklarıma koyarak yüzüme baktı. Ve hayatım tatildeyiz. Keyfini çıkar dedi. Üzerimden bir sene geçti ama ben hala unutamıyorum. Bu konuyu hiç konuşmadık. Hiç yaşanmamış gibi davranıyoruz. Eşim resmen beni kendi eliyle bir adama vermişti. İnanılır gibi değil ama oldu. Ve ben eşimi balayında tanıdım. Onun gerçek yüzünü balayında görmüş oldum. Evet değerli dinleyenler, bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. Çok ilginç bir itiraftı yine hanımefendinin, doktor hanımın yaşadığı. Yani söyleyecek pek bir şey yok. Görüşmek üzere. Bir sonraki itirafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın değerli izleyenler.